kocaman bir merhaba. Bugün günlerden salı ve Hakan Bey'imiz bugün Fenerbahçe'nin maçını dışarıda izleyecekmiş. O yüzden evde yalnız bir akşam geçireceğim. Yalnızlığımı hissetmemek için ise elime kameramı aldım. Evde de bir sürü işim var her zamanki gibi. Geçen hafta sonu Kütahya'daydık. O valizdeki eşyaların yıkanması gerek. Sonra bayram tatili başlıyor. Bir haftalık bir tatil var. Onun hazırlıkları yapılması gerekiyor. Anlayacağınız bayağı iş var evde benim yapmam gereken. Önce tabii ki aç karnımı doyurmam gerekiyor. Eve de böyle yemek için bir alışveriş yapmıyoruz bu hafta sonu gideceğimiz için. Ben o yüzden buzluktaki ne var ne yok hepsini tüketmek istiyorum. Böyle porsiyonlu köfteler yapıp buzluğa atıyoruz. Onlardan bir porsiyon çıkardım kendim için. Bir de geçen de fırında patates yapmak istemiştim. Bütün patatesleri doğradım. Biraz fazla olduğunu düşündüğüm için birazını ayırmıştım. Buzluğa poşetine koydum. Şimdi bunları çıkardım ama bunlar tabii ki donmuş şekilde. Mikrodalgada biraz çözdürüp sonra fırına atacağım. Onlar böyle bir herhalde yarım saate falan pişer diye düşünüyorum ikisi de. O arada da ben diğer işlerimi halledeyim. Bunların ikisini yan yana çözdürsem bir şey olacağını zannetmiyorum. Değil mi? Acaba üstünü kapatmam gerekiyor muydu? Buzlukta bir şey mikrodalgada bir şey çözdürmek için en düşük derecede en uzun süreyi kullanmamız gerekiyor. Sen çözül canım, sen de ısın. Bulaşık makinesi yerleştirelim. Bulaşık makinesi boşaltalım birazcık. Acayip acıktım bugün. Bakalım. Ay. Olmuş mu? Ay, pişirme kağıdım bitmiş. Ne yapacağım? Birlikte yapmak istemiyorum çünkü köfteler piştikçe yağını salıyor. O da patatesi yumuşatıyor. Ben böyle istemiyorum çünkü patatesi böyle çıtır çıtır yemek istiyorum birazcık. Böyle patatesin tadını almak istiyorum. O yüzden şimdi pişirme kağıdım da bitmiş. Bir tane var. Yapışmaması için patatesleri pişirme kağıdında, köfteleri fırın kabında yapacağım. Köftelerim hep birbirine yapışmış. Ben de böyle kesiyorum. Bu biraz bana fazla porsiyon gerçi. Şöyle. Köftelerimi koydum. Şimdi patateslerimi de dizdim. Köftelerimi de oraya dizdim. Şimdi patateslerimin üzerine birazcık zeytinyağı ve baharat gezdireceğim. Şöyle biraz tuz, biraz karabiber, birazcık pul biber ve birazcık sarımsak tuz. Şimdi sizi fırına verelim bebişler. Köfteyi de fırına yerleştirdim ve tatam. 17.36'da koydum. 8 gibi bir bakacağım onlara. 8 gibi yemeğe bakacağım. Unutmamam lazım. Eğer hassas bir cildiniz, alerjik bir bedeniniz varsa bebek deterjanları kullanmanız gerekiyor. Ben de bunu kullanıyorum. Çünkü diğer deterjanlar maalesef ki alerji yapıyor. Valizimin hali. Ta 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 tam. Valizim darmadağınık. Şimdi valizimi boşaltayım. Buraları bir toparlayayım. Sonra bir yemek yiyeyim. Ve televizyon karşısında biraz keyif yapayım. Saatlerimiz 8.01'i gösteriyor ve bence piştiler. Köfteler. Patatesi bir tık yakmışım. Bugün yeşil salata yiyemiyorum ama közlenmiş kırmızı biber buldum. Bir de yoğurt buldum. Şimdi közlenmiş kırmızı biberle küçük küçük doğrayıp yoğurda karıştırıp yiyebilirim.
közlenmiş kırmızı bibere bayılıyorum. Süzme yoğurt. İçine birazcık nane koyacağım. Bu da gerçek nane. Kendimiz kurutuyoruz. Yani bu nanenin tadı, kendi kuruttuğunuz nanenin tadı gerçekten başka hiçbir şey de yok. Birazcık pul biber. Bir tık tuz. Biraz karabiber. Şimdi seni... Evdeki yemekleri, evde var olanları değerlendirmek lazım. En sağlıklısı çünkü evde yemek. Dışarıdan hiç söylememek lazım ama bazen o kadar yorgun oluyorum ki söylemek zorunda kalıyorum. Bu köfte tabii bana fazla oldu. 10 tane köfte varmış. 10 tane köfteyi ben nasıl yiyeyim? Ay kocaman bir porsiyon oldu. En sevdiğim an geldi. Köftelerim. Birazcık fazla. Ben bunun hepsini nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Patateslerim. Onları da birazcık yaktım. Ama en güzeli yoğurtlu közlenmiş kırmızı biber. Efsane. Şimdi ben yemeğimi yedim. Çamaşırlarımı da bir güzel astım. Böyle evde bir boş vaktim var. Bu boş vaktimi de aslında uzun zamandır aklımda olan bir şeyi yaparak değerlendirmek istiyorum. Arada değişiklikler yapmak gerçekten insana çok iyi geliyor. Ben de mutfakta bir kahve köşesi yapmaya karar verdim. Onun için de geçenlerde IKEA'dan birkaç şey almıştım. Onlarla beraber bir kahve köşesi oluşturuyorum. Hazır evde boş vaktim varken de bunu yapayım dedim. Aslında yapacaklarımı ben kafamda tasarlamıştım. O yüzden dün akşam da bunun ilk adımını attım. Ama size şimdi öncesi ve sonrası olarak göstereceğim ne yaptığımı. Gayet basit. Yaparken de zaten kameraya çektim. Bir kahve kavanozu yapacağım öncelikle. Bunun için de her evde olan bu kavanozlardan bir tane alıyoruz. Bende de çok vardı. Bu kavanozlardan bir tanesini alıyorsunuz. Ve istediğiniz bir renge boyuyorsunuz. Ben siyaha boyamayı tercih ettim. Dün gece boyadım kapağımı. Bunu da bu şekilde. IKEA'dan böyle bir kulp aldım. İstediğiniz kulbu alabilirsiniz siz de. Ben biraz uygun olması için bunları tercih ettim. Şimdi ben bunu bir açayım. Aa bu çok güzelmiş diye sorulduğunda onu ben yaptım demek çok fazla insana keyif veriyor. Bunu açabilsem hayat çok güzel olacak. Ve böyle bir kulp beğendim. Bu kulbu da bunun üzerine yapıştırdığımda aslında kavanoz birdenbire şekil değiştirmiş olacak. Onun için böyle Patex'in bir yapıştırıcısı var. Bütün yüzeyler için uygun. Onu kullanacağım. Ve kahve kavanozum bu şekilde hazır olmuş oluyor. Şimdi içine yeni aldığım ve filtre kahve için öğüttüğüm kahvemi koyacağım. Yeni öğüttüğüm filtre kahvem mis gibi koktu gerçekten koyarken. Şu an bu kahve köşesini bitirip bir an önce bir kahve yapmam gerekiyor galiba kendime. Sıradaki projeme geçelim. Sıradaki projem ise kahve köşeme koyabilmek için hazırlayacağım bir tablo. Bunun için gerekli malzemelerimiz ise bir adet derin çerçevemiz. Bunlar IKEA'larda satılıyor. Alabilirsiniz. Bir de tarihi geçmiş bir kahve. Bana bir arkadaşım hediye almıştı kahve. Ama ben onu kullanmamışım ve üzerinden bayağı birkaç ay geçmiş. Kahve de kullanılmaz aslında. Kahve çekirdeği de aslında kullanılamaz. Ben de bunu değerlendirmek istedim. Çerçevemi yerleştiriyorum. Bu derin bölümünü de yerleştiriyorum. Ve içine kahvemi döküyorum. Dünyanın en... Ve daha sonra kapatıyoruz. Tamam. 1, 2, 3. Tatlım. Aha çok güzel olmadı mı? Tabii ki bir çerçevenin içine kahve çekirdeklerini doldurup bitmeyecek. İşin en keyifli ve esprili kısmı ise bu. In case of emergency, break glass. Yani diyor ki acil durumda camı kırınız. Bu sticker'ı da çerçevenin üzerine yapıştıracağım.
Şimdi diyeceksiniz ki Selim ben bunu nasıl yapacağım? Word'de bile yapabilirsiniz. Çok kolay. Onu bile yapamıyorum diyorsanız bir kırtasiyeye gidiyorsunuz, bunu gösteriyorsunuz ve yaptırıyorsunuz. Mis gibi. Şimdi bunu yapıştıralım. Ya dünyanın en tatlı çerçevesi olmadı mı bu? Ben çok beğendim. Bu projemi de kenara alıyorum. Sırada daha da basit bir projem var. Şimdi sıradaki son projem daha da kolay. Çerçeveye doldururken bir avuç kadar kahve çekirdeği ayırdım kenara. Çünkü onunla bir bardak altlı oluşturmak istiyorum. Onun içinde böyle mantar bardak altlıklarından var. Bunu IKEA'dan aldım ben bu arada. Mantar bardak altlığımı aldım ve kahve çekirdeklerimi yapıştırmaya başlıyorum. Ve bu şekilde dünyanın en tatlı bardak altlığı hazır. Şimdi sıra geliyor hepsini birleştirmeye. Onun içinde böyle bir ahşap parçam var benim. İki tane de aynı olmak kaydıyla kupam var. Ben normalde mutfak tezgahını delmek istemediğim için böyle bir çözüm. Bu kupalarımı raf ayağı olarak kullanıyorum. Bu şekilde yerleştiriyorum ve üzerine ahşap parçamı koyuyorum. Ve kahve köşem hazır. Dı-dı-dı-dım. Kahve köşemi bitirdiğime göre ben de kendime bir adet kahve yapabilirim diye düşünüyorum. Kahvem hazır olana kadar da size kahve presinde nasıl kahve yapılacağını kısaca anlatayım. İstediğiniz kahve çekirdeğini alıyorsunuz ve kahve presi için öğütüyorsunuz. Onun tanesi daha farklı oluyor çünkü. Önce kahvenizi kahve presinize ekliyorsunuz. Ardından sıcak suyunuzu üzerine koyuyorsunuz. Üzerine bastırmak yok. 4 dakika geçiyor. 4 dakika geçtikten sonra ki benim 4 dakikam doldu. Bu şekilde bastırıyoruz. Mükemmel olmuş. Ellerime sağlık. Şimdi daha sabah erken olduğu için kahve içmek istedim. Hakkını bekleyene kadar da kitap okuyacağım. Bugünkü kitabımı da bir arkadaşım hediye etti bana. Ufak şeyleri dert etmeyin diye. Kişisel gelişim kitaplarından, benim çerezlik diye tabir ettiğim kitaplardan. Böyle bir solukta herhalde okurum. Zaman geleneği bozmuyoruz ve buraya kadar izlediyseniz hemen bir like bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.